Ve sözü ve müziği Mustafa Keser imzalı bir şarkı olan Tutku efendim. İsmail ve Mesut'un yorumuyla sizlerle. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ben Mest'in ötesine geçtik vallahi. Aynen. Fena. Eyvah. Siz ikinizi de. İkisini de çağırıyor. Bülent Ersoy. Mesut'cum öpemedim seni ama. Of of. Bülent Hanım şeyi gördünüz mü bu hafta geçen hafta sevgili Ajda Pekkan Mesut için benim favorilerimden demiş. Okudun mu sen Ajda Pekkan'ın yazısını? Duydum da okuyamadım. Vallahi çok gurur duydum. Çünkü bizim de favorilerimiz yani ben kendi adıma söyleyeyim. Ah dedim benimkiler çıktı. Şahaneydiniz, süperdiniz yani. Sağ olun hocam çok teşekkür ederim. Yıldızlı onlar böyle havada uçuşsun. İkinize de hocam, süper. Çok teşekkür ederim. Bağırın. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bağırın. Sağ olun. Yalnız Antep değil. Hepimiz gurur duyuyoruz. Çok güzel. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Al işte ses görsünler. Ses nasıl oluyormuş? Kulağınızı açın da duyun. Bülent Hanım ayağa kalktı ve sizi yanına çağırdı. Bu müthiş bir şey. Yani puanları haddimize değil o yüzden Orhan abimle Bülent Hanım başlasın biz duralım. Orhan bir şey söyle çocuklara. Ne ama Orhan ya? Abi heyecanlı değilsin yani bu hayır, kadar. Hayır Orhan öyle. Ya da belli etmiyorsun abi. İçinde saklıyorsun heyecanı. O bir tek sevimin karşısında hayır. Heyecanlanmıyor. Olur mu öyle şey? Hala. Ben her türlü adamın hisleri heyecanı ölmüş. Sevimden başkasını görmüyor. Orhan konuşsana yol. Sevim abla büyü mü yaptın? Berhudar oldunuz, berhudar oldunuz. Eşek dili yedirdi. Şimdi şu anda bazı kişiler ne kahkahalar atar, içinde ne volkanlar patlar fazla görünmeyebilir. Ama aslında belki en yüce, en büyük duyguları o anda hissediyordur. Hepimize olur zaman zaman. Canım arkadaşım benim. Bazıları fazla belli etmez işte böyle. Mesut bazıları da sana da, çok benziyor Orhan abi. Biz de senin şarkılarını dinlerken böyle oluyoruz Orhan Bey ya. Onları yaparken ben bizi neler çekiyorum. Bizi mahvediyorsun. Berhudar ol. Vallahi. Sağ ol Bülent'ciğim. Seninle Nur zaten herkes iftihar ediyor. Sağ ol. Türkiye hudutlarını sağ aşmış ol senin. Sağ ol. Artık senin o bestelerinin güzelliği. Ve bir tane hiç dikkat etmiş misinizdir, muhakkak etmişsinizdir. Bir eseri ötekine benzemez. Kendi kendini aşmıştır her zaman. Ve Orhan, iyi ki benim çok yakın arkadaşım, kadim dostum. İftihar ediyorum ben sana. Teşekkür ederim. İftihar. Aynı şekilde Bülent Hanım da eski deyimle nevi şahsına münhasır. Kendini tamamıyla anlatan tek kişidir. Benzemez kimse bunu zaten sana. Evet benzemez kimse sana. Bu doğrudur. Bülent Hanım gibi bir kişi de yoktur. Şimdi ben Mevlüt'ü Orhan abiye çok benzetiyorum. Her bakımdan. Orhan abi. Yorumcu olarak. Her bakımdan. Fevkalade ve örnek olan. Canım Orhan'ım benim. Ekol olan son derece duygulu ve bilerek bunu yapan nadir güvendiğimiz ve gurur duyduğumuz nevi şahsına münhasır bir sanatçımızdır. Bu da bir gerçek. Ben de ona teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Çok eski dostluğumuzun son derece en büyük saygınlıklarından bir tanesi de bu değerlere sahip olmaktan kaynaklanıyor. Bunu da biliniz. Tabii ki insan yönümüz de ayrıdır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Burada aslanlarımız çok iyi bir yorum çıkardılar.
Ve tabii ki bu eserin sahibi çok sevgili kardeşimiz, dostumuz Mustafa Keser. Buradan ona çok selam ve sevgiler veriyorum. Biliyorsunuz o da harika bir yorumcu ve Türk, o da öyle. Türk musikisinin en büyük üstadlarından bir tanesidir. Evet. Selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Hakikaten iyi ki Orhan Bey efendim söyledi. Onu atlamamak lazım. Çünkü bu eserin bestekarı namütenahi bir musiki kültürüne sahip bir insandır. O kadar iyi bilir ki şarkıyla dalga geçer gibi. O böyle geçkiler yapar kendi has, arasında. Son derece kendine has özellikleriyle. Evet. Çok iyi bir yorumcu. Ama o kadar iyi biliyor ki. Çok iyi bir nazariyetçi. Makamın seyirleri her şeylerini o kadar yutmuş ki nerelere dolaşıp nerelerden sonra karar vereceğini. Muhteşem, kamına erilmez bir bilgi birikimi vardır. İstisna kişilerin başında geldi. Evet. Yürüyen ansiklopedidir. Evet. Ve Uşak yapmış şarkıyı, bizim makamımız, bayıldığımız çok makam. Güzel. Siz de çok güzel Uşak kullanıyorsunuz. Şaşılacak bir şey yani. Bir Batıcı'nın Uşak'ı bu kadar güzel kullanışı ben batıcı, hakikaten batıcı takdire değilim. Şayan. Artık Batıcı olmak istemiyorum. Öyle mi? Sizden olmak bizden istiyorum. Hadi gel bakalım. Sizden olmak istiyorum. Hadi sen yalnız kaldın. Tabii canım. Satış direkt. Evet. Satmıyorum ama Batı ölüyor biliyorsun ama bu müzik ölmüyor. Nerede? Evet. Kim tabii. Ölüyor? Şimdi Osman'tan toplayalım diyor. Evet. Toplayın evet. Neresi toplanacaksa. En son şurada kaldık. 10-10 Demet Hanım 10-10 verdi. Orhan abimin puanları. Aynen. 10-10. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. 10 sağ olun. Sağ olun. Evet, Bülent Hanım da 10-10 verdi. İlk defa bu gece herkesten 10-10 aldın. Serdar Ortaç da size 10-10 dağıtıyor. Helal olsun. Sağ olun. Ve şampuanlarla gidiyorlar. Buradan ben bir şey söylemek istiyorum. Buradan beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca güzel Gaziantep'ime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Evet, ben de buradan tüm Türkiye'ye yine selamlarımı gönderiyorum. Beni destekleyen herkese selamlarımı gönderiyorum. Ve özellikle avcılara buradan selamlarımı gönderiyorum. Sağ olun. Alkışlarla uğurluyoruz. Çok çok teşekkürler.